Ben tam 13 Mayıs'ta doğmuşum, gül mevsiminin başlangıcında. Gül bahçelerini gezerek büyüdüm. 1965 yılından beri gül özleri üretip dünyaca ünlü kozmetik markalarına ham madde tedarik ediyoruz. Çok yorulduğum zaman oluyor ama işime aşık olduğum için o da beni yormuyor açıkçası. Ben Gülşah Gürkan. Gülşah markasının kurucusuyum. Gülcülükle uğraşan bir ailenin 3. kuşak temsilcisiyim. Şu anda Isparta'da gül yağı fabrikamızda, bahçelerimizde bulunuyorsunuz. Tabii gül deyince benim aklıma ilk dedem geliyor. Hani ismim, ben tam 13 Mayıs'ta doğmuşum, gül mevsiminin başlangıcında. Böyle bir aileye doğmuşum. İsmim Gülşah koymuş dedem tarafından. Ve ben onunla hep gül bahçelerini gezerek büyüdüm. Onun bir de şöyle bir uğuru vardı. Senenin ilk gelen gülünden fabrikada bir gül havuzu yapardı. Beni de onun içinde yuvarlardı. Şimdi seneler sonra işin turizm kısmına da birazcık girdik. Gelen misafirlerime ben de aynı deneyimi yaşatıyorum. Bu Rosa Damascena Damask gülü olarak geçiyor. Endüstriyel anlamda kullanılan birkaç tür var ama bu muhteşem aromasıyla ve esansiyel yağ verimiyle öne çıkan bir tür. Senede bir ay açan bir tür, çalı formunda, başka hiçbir ürünün yetişmediği topraklarda bile, yamaçlarda bu gülü yetiştirebiliyorsunuz. Hem tonaj olarak hem de fiyat olarak dünyadaki ileri gelen gül aslında bizden çıkıyor. Tüketimin %60'ı, 65'i Türkiye'den tedarik ediliyor. Fiyat olarak da hani Bulgaristan gülünün, İran gülünün çoğu zaman daha da yükseğinde kalıyor bitmiş kozmetik ürünleri için olan ham maddelerde. Normalde Mayıs ortasında başlıyor, Haziran ortasına kadar sürüyor. Ama mevsimsel geçişlere göre biraz öne veya arkaya geçebiliyor. Biz gül tarafında, ham madde tarafında 1965 yılından beri gül özleri üretip dünyaca ünlü kozmetik markalarına ham madde tedarik ediyoruz. 2011 yılından beri de benim bir kozmetik markam var. Onun satışıyla ve pazarlamasıyla ilgileniyorum. Bizim 2000'e yakın müstahsilimiz var, güllerini aldığımız ve gül toplamanın da çoğu kadınlarımız tarafından yapılıyor. İstanbul'daki merkezimizde de çalışanlarımızın %70'i kadın. Ben kadınlara hayranım. Zaten bütün işe aldığım kadınlar işlerini kendi yetenekleriyle, kendi güçleriyle aldılar. Hiç benim özel bir pozitif ayrımcılık yapmama gerek kalmadı. Detaycılığıyla, organizasyon ve iş ilişkileri, insan ilişkilerindeki becerileriyle hepsiyle birlikte çalışmaktan inanılmaz keyif alıyorum. Evet, gül esansiyel yağı çok ham madde gerektiren bir esansiyel yağ. Normalde başka bitkilerde 600 kilodan, 1000 kilodan 1 kilo esansiyel yağ üretebiliyorsunuz. Ama gül yağı için tek tek elle toplanan 4000 kilo güle ihtiyacınız oluyor. Bunlar da işte dediğim gibi sabahın ilk ışıklarında farklı farklı bahçelerden tek tek elle toplanıp sonra bizim fabrikamıza getiriliyor. Gül esansiyel yağı çok pahalı bir ham madde ama en uygun fiyatlı ürünlerde hayat buluyor. Ama ben hak ettiği saflıkta ve oranda daha premium bir cilt bakım serisinde hayat bulmasını istedim. Gül suyunun, gerçek gül suyunun ve gül yağının ciltte neler yapabildiğini deneyimletmek istedim aslında insanlara. Ham madde tarafında üretimlerimizin %100'ü Fransa'daki kozmetik ve parfüm üreticilerine gidiyor. Bitmiş kozmetik ürünlerimi ben Uzak Doğu'da başladım aslında Türkiye'den önce. Orada satışa başladım. Şu an Çin, Hong Kong, Tayvan, Kore, Singapur, Myanmar, Malezya'da satışlarımız var. Amerika'da 150'nin üzerinde satış noktasında varız. Türkiye'de de 450'nin üzerinde eczanede, Sephora, Beymen, Boyner mağazalarında ve duty free mağazalarında varız. Bazı 5 yıldızlı otellerin spalarında hem ürünlerimiz kullanılıyor hem de satışı var. Vallahi ilk aslında benim ilk ürünüm, en çok da bestseller ürünüm Gülşah Tam Gül Suyu. Piyasada farklı farklı gül suyu çeşitleri var ama çoğu ne yazık ki sentetik ya da
dilüte edilerek yaratılan ürünler. Geleneksel gül suyu gülye üretildikten sonra kalan sudur. Ama ben onu bir adım daha öteye taşıdım ve gül esansiyel yağının bileşenlerini içinde bırakıyorum. O yüzden cilt için hem hidrosol hem esansiyel yağı bileşenleri veren çok besleyici bir tonik olmuş oldu. Gülü çok çok seviyorum tabii ki. Yani hem kendi üzerimde hem ürünlerimi kullanan insanlarda hem de hasat sırasında fabrikamıza gelen insanlarda o gülün rahatlatıcı etkisini görebiliyorum. Özellikle fabrikanın içinde hem üretim oluyor, hani gül yağı mis gibi kokuyor, hem o tonlarca gül yatağında yattıktan sonra insanlar bir kıkırdamaya başlıyor ve uzun süre buradan gitmiyorlar, gitmek istemiyorlar. Gül yağı çok yüksek enerjili, 320 MHz ile dünyadaki en yüksek titreşime sahip esansiyel yağ. Belki bütün bu sağlık ekollerinde, medeniyetlerde, dinlerde bu kadar önemli yer almış olmasının sebebi bu bence. Gül esansiyel yağı koklamak insanın enerjisini en fazla yükselten aktivitelerde. Bunu da kullanıcılarımızda görüyoruz gerçekten. Ürünleri kullandığımda ben kendimi çok iyi hissediyorum diyen insan sayısı çok fazla. Isparta gülümüzü tüm dünyaya tanıtmak istiyorum ve bu hikayemizi global bir kozmetik markası haline getirmek istiyorum. Bu yolda da bir nebze yol aldığımı düşünüyorum. Şu an markalı kozmetik, bitmiş kozmetik ürünlerim tüm dünyada 2000'e yakın satış noktasında kullanıcılarımızla buluşuyor. Ondan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ve yöremde de bir anlamda fark yarattığımı düşünüyorum. Sanırım bu yüzden aldım diyebilirim. Valla dedemden bana emanet, 3 kuşaktır çalıştığımız müstahsillerimiz var. Ben onlara bir söz verdim. Ben siz ne kadar gül yetiştirirseniz yetiştirin, ben sizin gülünüzü alacağım dedim. Her sene onları mutlu edecek şekilde ben üretimimi ayarlıyorum. Fiyatlarımızı önceden konuşuyoruz, el sıkışıyoruz. Elimden geleni de yapıyorum. Onları da yarı yolda bırakmadım bugüne kadar. Böyle de devam edecek inşallah. Artık devam edemeyeceğim dediğim bir gün olmadı. Öyle bir opsiyonum yok. Allah'a şükür ben hani çok güzel ne yapmam gerektiğini biliyorum. Çok özel bir hikayemiz var. Çok güzel ham maddemiz var. Çok ünlü bir formülatörle çalışıyoruz. Bize çok çalışmak düşüyor ve onu da yapıyoruz gerçekten. Çok yorulduğum zaman oluyor ama işime aşık olduğum için o da beni yormuyor açıkçası. Yanlış insanlara güvendiğim oldu. Çok kazıklar yediğim oldu. Moralimin bozulduğu oldu. Ama hiçbir zaman yok devam etmeyeceğim dediğim hiçbir an olmadı. Hep yolumu biliyorum. Adım adım da gideceğim inşallah. Yeni bir şey yaratmaktan çok zevk alıyorum. Aslında ben aslında yurt dışında okudum. Sonra Türkiye'ye geri geldim. Farklı sektörlerde de çalıştım. Orada da hep kendime özel sıfırdan yeni bir şey yapmak istiyordum. Bu beni heyecanlandırıyor. Benim hani çocuğum yok. Aslında bu ürünler benim çocuğum. Hepsini teker teker doğuruyorum gibi düşünebiliriz. Ben bundan çok keyif alıyorum ve ülkemizde o kadar güzel değerler var ki onlara sahip çıkıp onları uluslararası standarta getirebilirsek fark yaratmamız daha da kolay olacak diye düşünüyorum. Bu arada hani yabancı müşterilerimizle vesaire de paylaşıyorum. Aslında girişimciliği destekleyen o kadar güzel bir altyapı da var. Buradan da faydalanabilirler gençlerimiz. Girişimcilik hem çok heyecan verici, tabii zor da bir yolculuk. Aslında her biraz insanın içinden gelen bir enerji, bir arayış olması da lazım açıkçası. Ben girişimcilik yolculuğunda İşine hakim olmanın, çok araştırma yapmanın, özellikle fark yaratmak için farklı bir bakış açısıyla işe yaklaşmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yılmamak gerekiyor. Özellikle kadınlarımız zaten özel hayatlarında da problemlerle haşır neşir olmaya o kadar alışıklar ki çok daha dayanıklılar. Yaratıcı çözümler üretme konusunda da çok daha becerikliler bence. O yüzden yılmadan yola devam etmelerini tabii ki tavsiye edebilirim.